Ünlü futbolcu Erman Tezel'le Amasra eşrafından ünlü iş adamı Kemal Türköz, Bartın Amasra yolunda çarpışmışlardır. Kaza sonucunda yaralanan Erman Tezel hastaneye kaldırılmış, Kemal Türköz ise orada kaza sırasında can vermiştir. Allah rahmet eylesin, iyi adamdı. Kadının evine gidiyor. Başınıza taş yağacak vallahi. Tabii. Kardeş. Ah, ah ne günlere kaldık. Biz dışarıya başımızı bile uzatamazdık. Gidecek elde. Öyle rahmetli değil mi? Rahmetli vermeseler de. Garibim alacak. Ne garibi ayol, o garip silmeni satın alır vallahi. Aşk demişiyorlar. Ay canım ne aşk Allah'ını seversen. Yaşlı adam. Öyle şeyleri çok gördük. Sahibi Büyük İskender. Burada kaldığım süre beni hoş tuttu. Seni Makedonya'ya götüremem. Bu geleneklerimize ters düşer. Tüm askerim de burada çoluğunu çocuğunu bırakacak. Yurdumuzda da eşlerimiz var. Bu arada seni General Deniz'le evlendireceğim. Ömrünün sonuna kadar buraların tek hakimi olacaksın. Bana Deniz'i layık görmeniz onur veriyor. Ancak bir Herakliya tiranı ne derece buraya yararlı olur efendim? Buraya önem verecek, geliştirecek olan sensin. Sevgiyi de. Deniz'le evlenecek, kraliçe olacaksın. Henüz sigortadan ödeme yapmadılar. Mal varlığı, diğer menkulleri ve ortaklıkları neredeyse trilyonları bulacak. Bu kadar para ürkütüyor beni. Sen delisin, hem de zır deli. Paradan korkan tek seni tanıdım hayatımda. Gideriz buradan, tamam mı? Tüm her şeyi satar gideriz. Bir tek anı bile almadan her şeyi bırakarak gideriz. Başka memleketlere, başka ülkelere. Bu güzellikleri mi terk edeceğiz? Hangi amaçla? Bundan sonra dul bir kadın olarak yaşamak istemiyorum. Paradan başka da değerlerin olduğuna inanıyorum. Ne gibi değerler? Sevgi gibi. Niye öyle bakıyorsun? Biz birbirimizi sevmiyor muyuz? Benim için ölümü bile göze almadın mı? Beraberliğimiz için gerekli ortam oluşmadı mı? Öldü işte! Öldü! Bak canım! Kocam öldü! Sen beni istetirsen sana varmaya kim engel olabilir? Satalım da gidelim buralardan, ha? Gittiğimiz yerde mi evleniriz? Bak Selma, sen evliyken de beraber olmuyor muydun? Yan yana gelince, el ele tutuşunca, yüreklerimiz aynı ateşi paylaşmıyor muydu? Evet, aynı ateşi gizli saklı, binbir korku içinde, orada burada ayıplanmamak, lekelenmemek için duyuyorduk. Ve de bundan en çok rahatsız olan sen değil miydin? Öldü işte! O şimdi aramızda değil! Aramızda değil, tamam mı? Selma! Bir dakika! Konuşalım! Bir dakika!
Anlayamıyorum, niye bu kadar üzülüyorsun? Futbolcunun formsuz olduğu zamanlar vardır diyen sen değil miydin? Evet. Öyleyse niye bırakıyorsun kendini? Önünde daha çok uzun yıllar var, daha çok çalışıp düzeltebilirsin. Yalnız sen değilsin ki kaza geçiren. Ben de kaza geçirdim bir zamanlar. Evliydim o zaman. Değerini hiçbir zaman anlayamadığım kocam, tiyatro turnesi bağlarken tiyatro arabasıyla 250 metre uçuruma uçmuştuk. Kolum kırılmış, dalağım patlamıştı benim. Benim için nasıl çırpındı bir bilsen. Şoktayken sabahlara kadar başucumda bekledi. Bense boşanmaya kalktım, onu suçladım. Peki o ne yaptı? Önce iyileştirdi. Sonra büyük sevgisi karşısında ezdi beni, kendine bağladı. İşsizdik, uzun süre işsiz kaldık. Her seferinde çırpındı durdu. Durumumuzu düzeltmek için başvurmadığı yer kalmadı. Bense bu adam hiçbir şeyi beceremez korkusuyla hep ayrılmak istedim ondan. Bu arada film de çevirmeye başladı. Bizim için, benim için. Başroldeydim ben. Bunları niye anlatıyorsun bana? Bunları sana anlatmam lazımdı. Kocama yapamadığımı sana yapmak için mecburdum bunu. Bu arada kazanın getirdiği borçlarla evimiz de talan edilmişti. Bir yığın haciz falan. Başımızı sokacak bir yer bulunduğunda ise ben ne yaptım biliyor musun? O ahıra girmem diye direttim. Layık görmedim kendimi. Gözüm hep yükseklerdeydi. Artistim ben. Annem de destekliyordu beni. Ben büyük bir artistim. Hep ayak bağı oldum ona, yersiz kaprislerimle. Hep onu basamak yaptım. Evimizde her şey varken, yemeğimi yaparken, aç bırakıyorsun beni diye parladım. Hep hata yaptım ben, beni affetti. Kollarına tırnağımı geçirdim, beni affetti. Çamaşırlarımı yıkadı, bulaşığımı yıkadı. Neden? Saygın bir insan olayım diye. Ölümüne çaba gösterdi benim için, ölümüne! Peki ben ne yaptım biliyor musun bunun karşısında? Onu aldattım. İğrenç bir şekilde aldattım onu. Seninle niye Amasra'ya gelmediğimi sanıyorsun? İşte bunun için. Aynı şeyleri tekrar yaşayıp kahrolmamak için. Nedenini bilmiyorum ama kocama sadık kalamadım. Benim için çırpınan biri vardı. Dışladım onu hep. Şimdi ise senin için çırpınan biri var. Benim düştüğüm yanlışlığa düşme. Sen dayanacaksın. Forma gireceksin. Ben hep senin yanında olacağım. Sana destek çıkacağım. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın sen. Benim gibi olmayacaksın. Hiç yalnız kalmayacaksın. Maliye ile ilgili evrak hazır. Veraset davası da sonuçlandı. Artık her şey senin. Annemler bugün Ankara'dan geldiler. Sanırım seni bugün ziyaret edecekler. Birlikte daha birçok yer fethedeceğiz. Güzel kentler, güzel saraylar inşa edeceğiz. Tiyatro binaları yapacağız. Her taraf çiçek bahçeleri ve yeşillikler içinde olacak. Sana çocuklar vereceğim. Seni her şeyden çok seveceğim. Senin dışındaki bütün sevgimi halkıma vereceğim. Onları seninle mutlu edeceğim. Dikkat et! Nerede kaldın? Çekimler uzun sürdü. İyi ama üzgün gibisin. Biliyor musun ne oldu? Ne oldu? O kadrini, kıymetini bilmediğim kocam, o değerli insan yok artık. Bana ne bundan? Canımı sıkmaya başladın.
Neden öldü biliyor musun? Benim yüzümden, onu ben öldürdüm. Onun katili benim. Allah kahretsin! Madem bu kadar iyiydi, ne işin vardı yozlaşmış, kokuşmuş hayatın içinde ha? Allah belanı versin, sen bana da aynı şeyi yaparsın! Bakın fazla zamanım olmadı. Bana nasihat vermeye kalkma, futbolu bıraktım artık, anlamıyor musunuz? Çalıştırıcın sana bir kez daha şans verebileceğini söyledi. İstemez! Kovulmaktansa böylesine çekip gitmek daha iyi! Hastaneden çıkarken doktorlar bacağımın eskisinden daha iyi olacağını söylemişlerdi. Ameliyat başarılı oldu. Ama eskisi gibi olamıyorum. Sağ bacağımın üstüne basınca düşecek gibi oluyorum. Üzgünüm arkadaşım. Ama yine de şansını deneyebilirdin. Güle güle. Bana biraz para verebilir misin? Ne para mı var ki? Ne olacak sonra? Ne satın alacaksın? Dönebilir misin geriye? Kocanı mezardan çıkarıp, onun şefkatli, sevgi dolu kucağına atılabilir misin ha? Paran, insanlığın, duyguların karşılayabilir mi bunu? Allah belanı versin, kocan için, aileleriniz için! Görünüşünüz çok iyi ama beş para etmezsiniz. Siz erkekler niye bu kadar hissizsiniz acaba? Kahretsin! Bu bacaklarla 35 yaşıma kadar daha futbol oynayabilirdim ben! Beni boş yere niye oyalıyorsun? Ne zaman evleneceğiz? Evlenecek miyiz? Ben burada yaşamımla ilgili krizler geçiriyorum... ...Sen kalkmış nelerden bahsediyorsun? Sen kimsin ha? Kimse sen? Prenses misin, kraliçe mi? Alo, kim? Evet benim. Futbolu bıraktım. Ne mi yapacağım? Oturup genç yaşımda yaşlanmanın tadını çıkaracağım! Kalk çamaşırları yıka! Kocan yok senin karşında! Allah kahretsin, burada da rezil oluyoruz! Daha sakin olamaz mısın sen? Siz erkekler, hep aynısınız! Hep menfaat çıkar! Niye benimle oldun ha? Ha? Niye oldun söylesene? Artist olduğum için öyle değil mi? Yoksa kaşıma gözüme mi aşık oldun? Yoksa kadınlığıma mı? Hadi söyle! Kadınlıkmış! O kadınlık sende var mıydı? Sende de erkeklik var mıydı acaba? Sen adamı katil edersin! Boğarım seni, gebertirim, anladın mı? Öldür o zaman, hadi ne duruyorsun? Yürek isterim ben, yürek! Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hadi, öldürsene, ne duruyorsun? Hadi, erkek sen öldür! Özür dilerim Erman bey! Affedersiniz küçük hanım! İzninizle oturabilir miyim? Buyurun! Kusura bakmayın ama siz... Efendim, ben bir sigorta şirketinde görevliyim. Benim sigorta yaptırmaya hiç niyetim yok. Yanlış anlaşılmasın! Sizi sigorta için rahatsız etmiyorum. Biraz konuşmak istedim o kadar. Ben şirketin müfettişiyim de. Bakınız Erman bey! Amasra'da bir kaza geçirdiniz ve siz... Kaza olalı 8 ay oldu. Bütün sigorta işlemlerimin hepsi tamamlandı. Bir dakika! Şimdi hatırladım sizi. Bu beyefendi hastaneye de gelmişti. Kutlarım küçük hanım! Dehşet bir hafızaya sahipsiniz. İkiniz biraz durur musunuz? Seni takımdan attılar mı? Ne diyor bu adam? Bana doğru gelsene biraz.
Gel! Gel! Alay ettiğimi sanmayın. Bilgi edinmek istedim sadece. Bilgine katkıda bulunduk mu? Hastane raporlarına baktım. Senin hafif aksamana neden olan şey nedir, biliyor musun? Bu neden, kazanın etkisinden kurtulamamasından kaynaklanıyor olabilir. Bazı önemli konularda hastanın morali bozulmasın diye hep yalan söylenir. Raporlarda ameliyat edilen bacağının bir santim kısa olduğu yazılı. Buna tıpta şey diyorlar... Yeter, kes! Biliyor musun, sen korkak bir tavşansın. Bana bak! Dur Erman, yapma canım! Sakin ol aslanım. Sigortadan kaç para aldın? 10 milyon alacağımı söylediler. Hastane masraflarında ödendi, değil mi? Evet. Kısa yolu seçmişsin aslanım. Ne demek o? Kemiklerinin kaynadığını sanmıştı. Hastaneden çıkınca bacağının eski gücünde olmadığını anladın. Hiç de değil. Biraz çalışması yeter ona. Öyle mi küçük hanım? Futbola devam edebilirse siz de rahatlayacaksınız. En azından kavgalarınız aza inecek. Malum artistliğinizin size pek yararı olmuyor para açısından. Yanılmıyorum değil mi? Sırtınızı paralı birine dayamanız gerekecek. Ben seni... Dur, bırak adamı! Serseri, manyak, gerizekalı! Sen kendini ne sanıyorsun be? Al bunu. Seninle rahat bir ortamda görüşmemiz lazım. Her türlü fenalık kadınlardan geliyor sana. Terbiyesiz herif! Hayvan! Dün gece bir adam aradı beni. İsim vermedi ama yaptıklarınızı biliyorum. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğim dedi. Mutluluğumuzun onun gelişine bağlı olduğunu söyledi. Bir şey söylemiyorsun. Konuşması nasıldı? Buralardan birinin sesine benziyor muydu? Bilmem, evleneceğimiz duyuldu ya, birileri şaka yapıyorlardır herhalde. Eşek şakası ama. Tok bir sesi vardı. Arada bir gırtlağını temizler gibi bir ses çıkarıyordu. Dur bakayım bu. Bu o. Eminim o. Evet. Ama aramıza giremez bizim. Pontuslular! Pontuslular! Pontuslular geliyor! Çabuk Amastris'e haber verin! Kapılar kapansın! Her bir burca yeteri kadar asker yerleştirin! Hiçbir ordu, hiçbir kumandan bir şey yapamaz! Kimse kaleden içeri giremez! Tarık Ersin Bey'le görüşmek istiyorum. Tarık Bey, ben Erman. Beyninin algılamalara güç kazandı galiba. Ne haber? Benim eve kadar gelebilir misin? Burası konuşmamız için çok uygun bir yer. Adres vereyim istersen. Gerek yok biliyorum. 15 dakika sonra sendeyim. Tamam. Sürekli bu konuyu deşiyorsunuz. Neden ve hangi açıdan değerlendiriyorsunuz anlayamadım. Hayat sigortası canım. Şöyle böyle 1 milyar lira civarında. Anlamadım. Ne 1 milyarı? Kazada ölen Türköz, bizim şirkete sigortalıydı. Ne var bunda? Ne olacak? Adam öldü ve 1 milyar lira karısına kaldı. Ayrıca iş yerlerinden gelen gelir ve mal varlıklarının aşağı yukarı değeri 200 milyarı buluyor. Sigorta şirketi size kaç lira verecekti? 10 milyon. Kaza olmasaydı ne olacaktı? Bu yıl nereden baksan bir 250 milyon alırdım transferden. Ölen adamın bayağı zararı olmuş sana. Bu arada bizim şirkete de tabii. Hiçbir şey anlamıyorum. Biz bu dosyayı tam olarak kapatmadık. Soruşturmayı daha da derinleştirmeye karar verdik. Evet, polis raporlarını okuduk ve biz de bunu dinledik. Ve Kemal Bey'in kaza geçirerek öldüğünü inkar etmeye karar verdiniz. Her sigorta şirketinin yaptığı bir numaradır bu. Yanılıyorsunuz. Para ödendi bile. Ama yanlış yapıldı. İşe bak ya! Olay polisiye film gibi. Yani şimdi herkesin bildiğinden farklı bir düşüncen mi olduğunu söylemek istiyorsun? Evet Erman Bey. Kemal Türköz kazada ölmedi. Öldürüldü. Saçmalıyorsun. Olamaz. Maalesef doğru. Öldürüldü. Çok garip bir iddia. Sen şimdi Kemal Türköz'ü de Erman'ın öldürdüğünü iddia edersin. Benim işim doğru olanı bulmaktır. Hadi kazayı anlat bana. Tabii. Amasra'ya bir arkadaşımın evine tatile gitmiştim. Ben her yıl giderim oraya. Sonra arabamla dönerken bir araba hızla bana yaklaştı. Geçmek isterken çarptı ve birlikte ağaçların bulunduğu yerde devrildik.
korkunç bir gürültü oldu. Ayağım arabanın bir yerine sıkışmıştı. Kemal Bey'in arabası 20 metre ileride devrildi. Peki bayılmadan önce, yani birileri gelmeden herhangi bir ses filan duymadın mı? Hayır. Hatırlamaya çalış. Bir dakika. Galiba yardım ister gibi sesler geliyordu. Ama bu neyi değiştirir? Çok şeyi. Gazetelerde çıkan resimlerde kafasının resmini görmüş müydün? Hayır, görmedim. Gördünüz ve bundan bir şey anlamadınız. Neyse. Peki Kemal Bey'in arabasını gördün mü? Hayır, görmedim. Görmüş olman gerek. Görmedim dedim. İyice bak bakalım. Çirkin kadın sayılmaz ama gördüğümü hatırlamıyorum. Ciddi misin? Evet. Konuşmamıza daha sonra devam edebilir miyiz? Evet. Benden bir şeyler sakladın Tarık Bey ama ben de arzu ettiklerinin hepsini söylemedim sana. Sen o kadını gördün değil mi? Görmedim. Gördüm, biliyorum. Görmedim diyorum. Gördüm, biliyorum. Yalan söylüyorsun. Görmedim. Bana. Gördün. Sana ne? Ne ilgilendiriyor seni? Nereye varmak istiyorsun, amacın ne? Senden be. Hep senin dediğin oluyor. Ben sanki bu evde bir hiçim. Hep senin boyunduruğun altında mı kalacağım ben? Manyak, gerizekalı! Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Canım benim. Canım benim. Neredesin? Mutlaka ağlıyorsundur. Benim için ağlıyorsundur. Canım kocam. Evde misin? Bekle. Ben yıkarım çamaşırları. Yıkarım bulaşıkları ben. Beklerim seni. Ekmeğimizi kazanasın diye beklerim. Bilirim evde her şey var. Sen beni hiç aç bırakmadın ki. Yatağı toplarım. Senin için süslenir, senin için açarım kollarımı. Sana geliyorum. Hatalarımla sana geliyorum. Sana vermeyi esirgediğim sevgimle geliyorum. Ben kocama gidiyorum. Kocam kabul edecek beni. O büyük insan kabul edecek beni. Gidiyorum ona. Kocama, kocama gidiyorum. Sen arabanın altında kalıp sakatlanırken iğrenç bir kadın kocasından kalan paralarla gününü gün ediyor. Yuh be! 10 milyona satın aldılar beni. Amma aptalmışım. Önüme uzatılan kağıt parçalarını hiç düşünmeden imzalayıp işin içinden çıktım. 10 yıl daha oynardım. 10 yılda elime hayatımı garanti edecek kadar da para geçerdi. Ya şimdi sigorta müfettişi Tarık Bey de bir garip adam. Alo, sigorta şirketi mi? Evet efendim. Tarık Bey'i rica ediyorum. Tarık Ersin mi? Evet. Tarık Bey 6 ay önce emekli oldu. Ya. Peki nerede bulabilirim onu? Ayrılırken ne bir telefon numarası ne de bir adres bıraktı. Ya, teşekkür ederim. İyi günler. Peki ben şimdi nerede bulabilirim onu? Afiyet olsun Ekrem. Sen gebertilecek tek adamsın. Boş ver, hadi bize gidelim.
Öyle ahım şahım bir yer değildir ama idare eder. Neden size gidecekmişiz? Sana inanmaya başlamıştım. Bana yalan söyledin. Şirkete telefon edip oradan ayrıldığımı öğrendin, değil mi? Şimdi niye olayın üzerinde durduğumu merak ediyorsun. Şuradan bir arabaya binsek daha iyi olur. Ev yaramaz ama içkimiz halis İskoç'tur. Hadi bakalım Şeref'e. Evet, ne diyordum? Emekli olmadan önce anlamıştım durumu. Ama olayın üzerine yalnız gitmem gerekiyordu. Ayrıca durumu açığa çıkarılması da şirketin yararına olacaktı. Ben sava alacaktım tabii. Peki şimdi ne olacak? Onlardan yüklü bir miktar sızdıracağız. Alacağımız para ömrümüzün sonuna kadar yeter bize. Çalışmasan da olur. Peki ne kadar isteyeceğiz? Tam 20 milyar aslanım. 20 milyar mı? Olabilir. Tüm varımı yoğumu ortaya koyarak konuyu açığa çıkartan kim? Ben. Bunu ispat edecek olan kim? Ben. Herhangi bir skandala meydan vermeden parayı alacak olan kim? Gene ben. Ne demek yani? Sana tekrar yaşama fırsatı yaratan da benim. Öyleyse aslanım, alacağımız paranın %60'ı benim, %40'ı senin olacak. Anlaşıldı mı? Yanıldın müfettiş bey. Tamamen tersi. %60 benim, anlaşıldı mı? Bu kadar emeği %40'ı harcatmam aslanım. Ben olmasam bu parayı alabilir misin? Ben rıza göstermesem neyle ispat edeceksin anlattıklarını? Seni yalanlarsam, palavracıdır bu adam dersem ne yaparsın ha? %60 benim, tamam mı? Pekala. Yarı yarıya. %50. Elimdeki kozları sana kaptırmak niyetinde değilim. Hayatı kararan benim. Fazla ısrar etme, bundan da cayarım. Seni gidi fırsat düşkünü seni! Ben neden emekli oldum sanıyorsun ha? Hiç değilse son günlerimi huzur içinde geçireyim diye! Yedirmem lan sana bu paraları! Kim o? Elektrik, makbuzumuzu alın. Yarım saattir bekliyorum. Anca gelebildim. Trafik çok sıkışıktı. Hayrola? Çok kötü bir durumdayım. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bana yardım edebilecek tek arkadaşım sensin. Anlat bakalım. Yalnız para sıkıntısıysa anlatacakların, o sıkıntı bende de var. Sandığın gibi değil. Dinle bak. Biliyorsun, kazadan sonra futbolu bıraktım. Başıma ne geldiyse o kazadan sonra geldi zaten. Futbol hayatım söndü benim. Kayığın içindekiler, üçü de Belçikalı, bir içim su. Hani derler ya, bak. Vay.
Bu evlilik işlemleri çok uzadı artık. Bir an evvel sonuçlansa da milletin dedikodu konusu olmasak. Sana yıldırım nikah yapalım dedim. Ama dinlemedin ki. Sen deli misin? Burası küçük yer. Erkek denizine çıkardı adım. Sabredemedi de yıldırım hızıyla koştu derler. Ben neyse, bir an önce gidelim şuradan. Tipler canımı sıkmaya başladı. Yedi! Nasıl Doğan bey? İyi vakit geçiriyor musunuz bari? Bas git buradan! Uyma bunlara! Hep sen mi gezeceksin hanımefendiyle be züppe? Bırak da biraz da biz gezelim! Size gidin dedim! Bu davranışınız size hiç yakışmıyor! Yok be! Yok ya! Siz böyle milletin içinde ulu orta dolaşırken... gece demeden, gündüz demeden... hanımın evine girerken... size yakışıyor da bize mi yakışmıyor ha? Çekip gidecek misiniz siz yoksa ben... Doğan, bırak dalaşma şunlarla! Anam! Yürü! Hadi bakalım yürü! Hadi yürü 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 yürü! Şey getir! Şimdi görürsün sen! Bırak onu be! Telefonunu lan sersemler! Ayıp değil mi be yaptığınız? Eğer bir daha böyle yaparsanız karşınızda beni bulursunuz! Hadi defolun şimdi! Tıfır! Kusura bakmayın Doğan Beysum! Siz de Selma Hanım! Cahillik işte! Sağ olun! Hep beraber sağ olalım. Sana söylediklerimi en küçük ayrıntısına kadar uygulaman gerek. Bütün malzemeler eksiksiz yanında değil mi? Sadece bir parça karton ve yapıştırıcı eksik. Onu da buradan alacağım. Tam istediğim gibi. Dürbünü versene bana. Çok güzel. Dükkanı gördüm. Vakit geçirmeden harekete geçmeliyim. Bana kalırsa biraz dinlensen iyi olur. Enerjini topla. Beynine bir kompütür gibi yapacaklarını kodla. Unutma, ben seni değil, sen beni arayacaksın. Kaldığım pansiyonda habersiz bırakma beni. Her şey için sağ ol.
Bana 12.38'i bağlar mısınız? Hadi, hadi be! Hadi! Hay Allah! Alo, Doğan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Acaba sizde duvar apliği bulunur mu? Duvar apliği mi dediniz? Var ama fiyatına bakmam gerek, izninizle. Alo? 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 Kimi aradınız? Kemal Türköz Bey'i. Tanır mıydınız kendisini? Evet, çok iyi arkadaşımdır. Niçin aramıştınız? Uzun zamandan beri görmemiştim. Almanya'dan da henüz yeni geldim. Bana bazı siparişleri vardı da, evdelerdir değil mi? Ne zamandan beri görüşmüyorsunuz? Aşağı yukarı 2 sene olacak neredeyse. Evdeler değil mi? Şey, nasıl söylesem bilmem ki... Kemal Bey sizlere ömür. Aman Allah'ım! Mümkün değil! İçeri gelmez miydiniz? Size bir kahve yapayım, iyi gelir. Buyurun, gelin! Siz içeri geçin, ben şimdi üstümü değiştirip gelirim. Alo, Doğan, sen misin hayatım? Müjdemi isterim. Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Evlenebiliriz. Artık evlenebiliriz. Ben Heraklia Kralı Deniz, Makedonya Kralı Büyük İskender'in arzuları ve emirleri gereği Pers Hanedanından Amastris'te evleniyorum. Böylece bir prenses kraliçe olarak bana eşlik edecek. Çabuk düğün hazırlıklarına başlansın, yarışlar, eğlenceler düzenlensin. Evlilik kutsaldır.
Onu yaşatmak, soy sopla geliştirmek sadece bana değil, sana da düşer. Sana yalnız kraliçe olarak değil, kadın olarak eşlik etmek isterim. Kuyu kazarak değil, sevgiyle yaşatmak isterim. Sevgiyle. Sevgiyle. Ben dükkana gidiyorum. Hesapları gözden geçirmem gerek. Sabaha görüşürüz. Nasıl girdiniz? Pencereden. Hangi amaçla? Bir gerçeği ortaya çıkarmak için. Hangi gerçeği? Kemal Türköz'ün ölümü hakkındaki gerçeği. Önce konuşalım bakalım. Bana gerçeği söyleyin de öyle gideyim. Size çıkın gidin diyorum. Yoksa polis çağıracağım. Uslu uslu otursan daha iyi olur. Biraz sonra telefonu açmak istemeyeceksin. Ama ben zorla da olsa açtıracağım sana. Ben kocanın öldürmek istediği adam. Yani futbol hayatı biten Erman Tesel. Kocam kimseyi öldürmek istemedi. Kazaydı o. İyi bir kaza. Çok iyi planlanmış, dahice bir kaza. Ya sakat kalmayıp ölseydim? Ölseydim daha rahat olurdunuz değil mi? Bu kazayı yapmış olması tamamen tesadüf. Gene de şükretmelisin, kurtuldun. Yaşıyorsun. Aslında yaşamam büyük bir tesadüf. Arabanın içinde siz yoktunuz hanımefendi, ben vardım. Zavallı adamın korkunç suratını siz değil, ben gördüm. O cani suratı ömrüm boyunca nasıl unutabilirim? Kalkmış bana şükretmemi söylüyorsunuz. Zavallı kocam nasıl böyle bir şey yapar? Melek gibi bir adamdı o. Çok doğru. Kocanız melek gibiydi ama ya sizler? Beni öldürmek için zavallı adamı peşime saldınız. Defolun gidin buradan. Saçmalıklarınızdan sıkıldım. İşinize gelmedi tabii benim söylediklerim. Bakın küçük hanım. Arkadaşınız Doğan'la beraber olmak için hazırladınız bu komployu. Kocanız aşırı kıskanç bir adamdı. Bu arada bazı dedikodular kocanızı rahatsız ediyordu.
Hele ki Doğan'la olan ilişkiniz... ...kocanızın deli gibi olması için yeterli bir nedendi. Doğan'ın sizi sevdiği de bir gerçek. İntihar etmek bile kalkışmış sizin için. Nereden biliyorsunuz bunları? Müfettiş Tarık anlattı. Hani Doğan'ın İstanbul'a gelerek ortadan kaldırdığı adam canım. Yalan bunlar. Kocanızı ortadan kaldırmanın yolunu Doğan'ın fikri üzerine buldunuz. O sırada ben tatilimi bitirmiş, arabama binerken kirli çamaşırlarımı bir bohça yapıp... ...arabamın arka koltuğuna koydum. İşte o an biri kocanıza karısının yani sizin... ...birisiyle kaçtığınızı ihbar etmesi... ...kocanızın sizi varsayarak beni takip etmesine neden oldu. Koltuktaki beyazlığı siz sanarak beni ve de sizi öldürmek için arabama çağırdı. Ne güzel hikaye anlatıyorsunuz. Hadi canım bırakın şimdi. Siz de biliyorsunuz bunun böyle olduğunu. Ha bu arada isterseniz arkadaşınız Doğan'ı da rahatlıkla buraya çağırabilirsiniz. Kaza olduğunda Kemal Bey'i ve de müfettiş Tarık'ı nasıl öldürdüğünü anlatsın. Belki o insaflı davranır ve sizin gibi inkar etmeye kalkmaz. Ne dersiniz? Hadi telefon edin Doğan'a. İkinizin katil olduğunu bildiğimi söyleyin. Hadi aç telefonu. 12.38. Sana aç dedim. Alo, Doğan, ben Selma. Eve kadar gelmen gerekli. Bırak şimdi soru sormayı. Burada davetsiz bir konuk var. Hemen gelsen iyi olur. İyiyim. İyiyim dedim, merak etme. Tamam. Pekala. Peki, varmak istediğin yer neresi senin? Ne yapmak istiyorsun? Sabret görürsün. Doğan bu. Dikkat et. En küçük bir hata istemiyorum. Kim bu adam? Baş belasının teki. Dikkat et, silahlı. Seni de iyi tanıdığını söylüyor. Kocam kaza yapmıştı hani, işte o kazada kocamla birlikte çarpışan kişi. Ha, şu talihsiz futbolcu. Tam üstüne bastım. Ne kadar talihsizmişim meğer. Ne işin var bu evde? Ne işim olacak? Benim futbol yaşamımı yok ettiniz. Bunun bedelini almaya geldim. Ne diyor bu? Ne diyecek? Bol bol saçmalıyor işte. Çok soğukkanlısın güzelim. Ama yine de gerçekleri saklayamıyorsun. Sesinin tonu korku içinde. Burada fazla kaldın, futbolcu eskisi. Hadi defol bakayım! Önce itiraf edin bakalım. Neyi? Kemal Türköz'ü öldürdüğünüzü. Daha bitmedi, müfettiş Tarık'ı da sen öldürdün. Tıpkı Kemal Bey'i öldürdüğün gibi. Ense köküne bir darbe. Geride kalan kanlı bir baş. Bu çok adi bir iftira. Benim onu öldürebilmem için... ...kazanın olduğu yerde olmam gerekirdi. Evet, öyleydi. Selma Hanım da oralarda bir yerdeydi. Tam virajı alırken gördüm Selma Hanım'ı. Gene palavra! İşim yok da oralarda oyalanacağım sanki. Bu Selma Hanım'ın resmi değil mi? Evet. Sizde ne işi var? Müfettiş Tarık Bey'in arşivinden. O günkü gördüğüm kadının resmi. Yani sizin resminiz. Gelelim işin özüne. Selma Hanım kocasından kurtulmak zorundaydı. Çünkü sizi seviyordu. Siz de Kemal Bey'den kurtulmak zorundaydınız. Çünkü işiniz için büyük zorluklar çıkarıyordu. Birlikte ondan kurtulmaya karar verip... ...Kemal Bey'i benim üzerime sürdünüz. Kemal Bey beni öldüremedi. Kendisini de öldüremedi. Ama siz Doğan Bey, onu oracıkta öldürdünüz. Bir kaza olmuştu. Ve öldürüldüğünü kimseler tahmin edemezdi. Nereden biliyorsun bunları derseniz... ...ben bayılmadan önce bir inilti duydum. Sonra küt diye bir ses. Ve iniltiler kayboldu. Pekala, doğru söylüyorsun. Aynen senin dediğin gibi oldu. Müfettiş Tarık'ı da sen öldürdün. O gün onunla beraberdim. Sen gelince yatağın altına saklandım. Arandın durdun. Sonra çıkıp gittin evden. Zavallı adamın boynu aynı Kemal Bey'in ense kökü gibi darbe yemişti. Demek senin usulün bu. Tamam, onu da ben öldürdüm. İşin
işimize burnunu soktuğu için. Ama bunları nasıl ispat edersin? Elinde ipucu yok ki. İspat etmeye gerek yok ki. Bunlar tamamen gerçek. Öyle değil mi yani? Paraları birlikte yiyeceksiniz. Zavallı Kemal Bey'in paralarını. Onlar bizim hakkımız. Aklın varsa bas git buradan. Ve unut bizleri. Ölüler zincirine bir de sen katılma. Sizlere çok teşekkür ederim. Böylece ikinizin de katil olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Canını seviyorsan hemen çek git. Buranın havasını fazlaca kirlettim. Gideceğim. Gideceğim ama yalnız değil. Ne demek o? Tamam, onu da ben öldürdüm. İşimize burnunu soktuğu için. Ama bunları nasıl ispat edersin? Elinde ipucu yok ki. Konuştuklarımızı kaydetmiş. İkinize kımıldamadan öylece durun. Teypi size hediye ediyorum. Şimdi doğru polise gidip bunu dinleteceğim. Olduğun yerde kal dedim. Şimdi beni iyi dinleyin. Geleceğimin teminatı olarak bana tam 20 milyar vereceksiniz. Nakitle mi olur, menkulle mi olur, ona siz karar verin. Kemal Bey'den kalan diğer menkuller size ömrünüzün sonuna kadar yeter. Aklından zorun var galiba. 20 milyarın ne olduğunu biliyor musun sen? Bana bak, çok kötü bakıyorsun. Belki beni öldürebilirsin. Ama daha önce bunu arkadaşıma göndereceğim. Arkadaşımın kasetten haberi var. Siz bana istediklerimi bir hafta içinde vermediğiniz takdirde ya da beni öldürdüğünüz zaman polise bu bandı götürecek. İşte o zaman yandınız. İyi düşünün. Ver o kaseti bana. Olduğun yerde kal. Şimdi ikiniz de benimle geleceksiniz. Gazeteci arkadaşım iskelede bekliyor bizi. Kaseti ona vereceğim. Bunun için şahit olarak götüreceğim sizi. Hadi yürü. Tamam, hoşça kalın. Hadi. Sanırım artık gidebilirsin. Kalırsa blöf yapıyor. Bildiği bir şeylerin olduğunu sanmıyorum. Varsayımlara dayanarak yola çıkmış. Ben aynı fikirde değilim. Her şeyi o kadar ayrıntılarıyla biliyor ki. Hele resmim, onu nereden bulabilir? Tesadüf. Peki ya kasede aldığı sözlerimiz? Salaklar gibi konuştuk adama. Sözlerim iftira eder gibi değildi ki. Adam bu kadar ciddi olmasa kasede gönderir miydi arkadaşıyla? Kuşkun yersiz. Bence adamın elinde banttan başka delil yok. Konuşmalar inkar edilebilir. Ben blöf yapıp yapmadığını anlayabilirim. Ne yapacaksın? Bekle de gör. Selma!
Afiyet olsun efendim, buyurun. İzin var mı? Aa, tabii, buyurun. İyi akşamlar. Şeref verdiniz masama. O şeref bize ait. Garson, ne alırdınız? Ya da ne ısmarlayayım size? Milyarder sayıldığıma göre dileyin benden ne dilerseniz. Sayenizde tabii. Biz kendi paramızla yeriz, zahmet etme. Aman Doğan, Erman Bey'e kabalık ediyorsun. Böyle yakışıklı birinin daveti geri çevrilmez. Ben bir alayım. Buyurun. Bana bir duble rakı. Yanında ne alırdınız? Hiçbir şey. Patates tava. İyi kızarsın lütfen. İki gün kaldığı için mi uysuzsunuz Doğan Bey? Aa, siz ona aldırmayın, o her zaman böyledir. O sizin şansınız, karnını çekecek olan sizsiniz. Bana bak futbolcu bozuntusu. Konuşmalarına dikkat et, burası benim çöplüğüm, tamam mı? Dinle, her horoz kendi çöplüğünde öter, unutma. Ah, teşekkür ederim, biraz da meyve rica etsem. Şöyle bolca karışık olsun lütfen. Hanımefendinin güzelliğiyle aynı orantıda olsun. Başüstüne efendim. Biliyor musunuz, bana amcamı anımsatıyorsunuz. O kadar çok benziyorsunuz ki, o da sizin gibi yakışıklıydı. Selma! Aa, öyleydi. Bıyık bıraksanıza, daha da çekici olurdunuz. Yürü, gidiyoruz. Ama daha yeni geldik. Yürü dedim. Size yardım etmek isterdim ama arkadaşınız çok sinirli. Seninle daha sonra hesaplaşırız. Yürü. İyi geceler Erman Bey. Hadi. Buyurun, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız bakalım? Çok naziksiniz, beni mahcup ediyorsunuz. Maşallah, her şeyi de hazırlamışsınız. Buyurun, beraber yiyelim. Bu kadar kısa zamanda karar vermenize memnun oldum. Peki, ne zaman alabiliriz paraları? Nakit olarak pek fazla yok ama bazı menkuller için notere gitmemiz gerekiyor. Ah, uzun sürmez, merak etmeyin. Bu arada tapu işlemleri de var tabii. Bu arada biz de kendimizi garantiye almak zorundayız, öyle değil mi Doğan? Kasedin bize iadesi gerekir. Ayrıca bu kasedin sadece bir oyun olduğunu da açıklamanız gerek. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşımı telefonla arar, kaseti getirmesini söylerim. Kasedin konuşmalar bölümü bittikten sonrasına tekrar bir kayıt yaparız, şöyle güle oynaya ha? Tabii, ama önce siz şu işlemleri bir tamamlayın bakalım. İkinizi baş başa bırakıyorum, nüfus cüzdanınızı bana verin. Önce notere, sonra tapuya gideceğim. Aa, tamamı 20 milyar olacaktı değil mi? Hoşça kalın, birbirinizi yemeyin sakın. Bir bardak daha çay alır mıydınız? Lütfen. Ooo, masayı toplamışsınız. Sen ne diyorsun, kahve bile yaptım. Görüyorsun işte, eloğlu adama neler yaptırıyor, değil mi? Öğleden sonra ikide buluşmamız gerek, noterde kalan son evrağı da alacağım. Gene burada buluşuruz, tamam mı? Tamam.
Hoşça kalın. Başka imzalayacakların var mı? Evet, notere ve tapuya gidip onlar için gerekli olanları da imzalayacaksınız. Ben arkadaşım Erkan'a kaseti bir hafta sonra getirmesi için haber verdim. Anlaşamadık Erman Bey, kaset hemen gelmeli. Hemen olmaz. Ben elde ettiklerimle buradan uzaklaşmadan kaset gelmez. Sen şimdi bunları boş ver. Sen arkadaşına gerçek kaseti mi verdin, sahte bir kaset mi verdin? Gördünüz işte. Gerçek kaset nerede? Arkadaşında. Şimdi izninizle gidip imzalarımı atayım bari. Dur bakalım! Bizden bir şey saklıyorsun. Sanki bize bir şeyler yutturduğunu sanıyorsun. Sonra durum açığa çıkana kadar bizimle berabersin. Hiçbir yere kaçamazsın. Gel buraya. Çek ellerini, çıldırdın mı sen? Bize ölüsü değil, canlısı gerek, anladın mı? Çekil dedim sana! Bırak! Sen arabayı getir. Baygınken hemen eve götür. Merak etme Erman Bey. Sizi fazla tutacak değiliz. İnat etmeyin, konuşun arkadaşımıza. Kaseti hemen getirsin. İnanın bu sizin için daha iyi olur. Boşuna konuşuyorsunuz. Zamanımız yok denecek kadar azaldı. Bir an önce salın beni de bitsin bu iş. Sana inanmıyorum. Kasretin nereye sakladın, hadi söyle! Siz beni bırakmazsınız, öldürürsünüz. Nasıl da biliyor başına gelecekleri? Tuvalete gidebilir miyim? Olmaz! Mecburum ama! Olmaz dedim, tut kendini! Bu güzelim yatağın göl olmasını istemezsin sanırım. Pekala! Eksik olma! Yalnız bir sorun var. Sen mi ettireceksin? Ellerin bağlıyken biraz zor oluyor da. Sağ ol.
Çok adam öldürdüm. Ülkemi zengin etmek için çok kan akıttım. Ama şunu anladım. Sonunda ben de öldürdüklerimin yanında olacağım. Onun yanında. Dur bakalım. Doğan'ın öldüğünü bir sen, bir de ben biliyoruz. Cesedi ortadan kaldırmalıyız. En ufak bir harekette öldürürüm bilmiş o. Bak işte nasıl öldürdüm. Öldürebiliyorum demek ki. Hepsi tamam mı? İnanmazsan bak. Güzel. İyi iş becerdin güzelim. Hadi eyvallah.
ve tüm mal varlığım Erman Tezel'e devredilmiştir. Ancak Erman Tezel 25 sene sonra bu devirden yararlanacak, mal varlığım bu süre zarfında Selma Türköz'ün işletmesinde kalacaktır. Olamaz!